Evet efendim, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz, harika gidiyor her şey değil mi? Geldik anlatım tekniklerine. Anlatım teknikleri nedir diye sorarsanız vallahi net bir tanım yapmak mümkün değil dermişim. Evet, anlatım teknikleri olayına ben şöyle bakıyorum. İki aşçı düşünün, yapacakları yemek aynı olsun. Ana malzemeler ne kadar aynı olsa da onların içine katacakları, o son verecekleri tat, kullanacakları reçete, aralarda kullanacakları soslar, kullanacakları o ölçü birimi hepsi neye göre değişiyor? Aşçının kendi tat zevkine, kendi bakış açısına göre değişiyor. İki futbolcu düşünün. İşte birisi Messi, birisi Ronaldo. İkisine de baktığınız zaman nasıl? O birisine göre harika, ötekine göre harika. Burada işte ne başlıyor? Teknik. Hani anlatımın tekniği diyoruz ya, o da futbolun tekniği. Aynı şekilde iki tane öğretmen bakıyorsunuz. Aynı konuyu anlatıyorlar. İkisi de aynı şeylerden bahsediyor. Ama teknik dediğimiz kısımda ne? Anlatım şekli. Anlatımı gerçekleştirirken içine kattıkları. O zaman biz şimdi neye bakacağız? Bir paragrafı kaleme alan kişi kim? Yazar. O zaman A yazarı bu anlatımı gerçekleştirirken o metnin içerisine neler katmış, neleri çıkartmış, neleri içine katmış? İşte bunlara bakmaya başlayacağız. 4 tane anlatım tekniğimiz var. Öteden beri anlattığımız, anlatıla gelen nedir? Birincisi betimleme, ikincisi öyküleme, üçüncüsü açıklama, dördüncüsü tartışma. Buradan hareketle devam edeceğiz düşünceyi geliştirme yollarından. Oradan da anlatım teknikleri ve paragraf sorularında, hatta anlam sorularının tamamında karşımıza çıkan bazı kavramlara özellikle temas edip bol soruyla bu konuyu pekiştirebileceğimizi düşünüyorum. Hadi o zaman gidelim. Efendim, anlatım tekniklerinin ilkine geldik. Neymiş ilki? Betimleme. Varlıkların niteleyici özellikleriyle anlatıldığı yazılara ne diyorlarmış? Betimleme adını veriyorlarmış. Peki neleri söylemişiz? Gözlem ya da hayalin sözcüklerle anlatılması. Sonra görsellik ön planda. Sanat yönü ağır metinler bilgi vermeyi amaçlamıyor. Peki şunu biz anlatım tekniklerinden iki tanesinde kullanacağız. İki tanesinde kullanmayacağız. Betimleme burada. Bir de ne diyeceğiz? Öyküleme diyeceğiz. Diğer ikisine açıklama tartışma. Onlar da sanatsal yönü dışarıya bırakacağız. Orada daha çok bilgi vermeyi ya da savaşmayı ya da bir iddiayı gerçekleştirmeyi hedefleyeceğimiz için sanat yönü orada zayıflayacak. Buradaysa daha sanatçı gibi, yani daha ruha dokunmak, şuraya dokunmak öncelikli hedefimiz olacak. Peki betimleme deyince ne arayacağız? İşte efendim şurada dedi ya, gözlem ya da hayalin. Yani aslında ne biliyor musunuz? Yazarı ressam yapacağız. Ne demek? Bakın kilit ifade bu. Yazar eşittir ressam. Yazarın ressam olması ne demek? Yazar bir şeyleri kaleme alıyor değil mi? Aldığı şey bir ressam. Ressam ne yapıyor? Bir şeyi çiziyor. Peki bir tablo çizildiği zaman, bir resim kaleme alındığı zaman, işte şuraya buraya tuvale neyse artık çok önemli değil. Gözümüzde ne canlanıyor? Bir kare, bir fotoğraf karesi de diyebilirsiniz çekildiği zaman. Resim, resim karesi. Peki, resim karesi bu tarafta. Yazar da ne yapıyor? Kaleme alıyor. Aynı ressam gibi diyoruz. O zaman doğru ifade, doğru toparlama ne olmuş oluyor? Yazar öyle bir yazmış ki tıpkı bir ressam gibi okurun gözünde o an, o kare canlanıyor. Demek ki bize lazım olan şey ne? Gözünde canlanmak. Ama nasıl bir canlanma? Sadece bir kare boyutuyla canlanma. Yani devamı gelmesin. Yani o fotoğraf kareleri bütünleşip tak 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 başka kareler haline geçmesin. Tek bir fotoğraf karesi istiyoruz. Tek bir resim karesi istiyoruz. İstediğimiz şey bu. Peki efendim, betimleme örneğine bakalım hemen. Uzun uğraşlar sonucu aradığım kitabevini sonunda bulmuştum. Tamam, bakalım nasıl bir kitabeviymiş, anlatacak mı? Kapıdan içeri adımımı atar atmaz beni eski kitapların kokusu karşılamıştı bile. Ne karşılamış? Eski kitaplar. Demek ki içeride ne var? Eski kitaplar var. Gözümde bir şey canlanmaya başlıyor mu? Canlanıyor. Şimdi devam ediyorum. Her yer alabildiğine kitap. Demek ki hınca hınç dolu. Her yeri kitap. Fotoğraf karesi iyice canlanmaya, netleşmeye başlıyor. Belirginleşmeye başlıyor. Çoğunun kapakları yok. Şimdi detaylara iniyor. Kitaplara bakıyorum. Bir sürü kitap var. Adım atıyorum kitap, adım atıyorum kitap, adım atıyorum kitap. Ama bir şey dikkatimi çekti. Ne? O kitapların çoğunun kapakları yok. Bak, fotoğraf
ne yapıyor? Kare netleşmeye başlıyor. Belliydi oradan buradan toparlanmıştı. Bazılarının üzerinde değişik kalıntılar vardı. Bak bak, acaba nasıl bir şey? Şimdi zihin zorlanıyor değil mi? Kalıntı var, acaba nasıl bir şey? Bakalım diyecek mi? Çöpten toplanmıştı sanki. Ha, demek ki kitabı çöplüğün içinden çıkarttığın zaman o çöplükte mutlaka bir kalıntı, mutlaka değişik bir şeyler. Bir yemek kırıntısı olabilir, bir farklı bir şey olabilir değil mi? Bir plastik şey olabilir, herhangi bir sıvı akmış olabilir. Hepsinden bir şeyler düşmüş olabilir. Öyle bir şeyler gözümüzde canlandırıyor şu an. Doğru mu? Doğru. Ama kötü kokuyorlar mıydı derseniz? Asla. Mis gibi kitaptı işte. Şimdi görsellikten başka bir boyuta geçti ama biz hala işin ne boyutundayız? Görsellik boyutundayız. Bir de köşede, bak köşede yaşı 70'leri aşmış, numaralı gözlüklü, bak bak gözlüğün numaralı olup olmadığına da dikkat etmiş yazan. Elindeki kurşun kalemle tamam okuduğu kitaba notları listiren bir amca gördüm. Ne yaptı? Şimdi hayal edin. Bir kitap evinin kapısındasınız. İçeriye bir bakıyorsunuz. Her yerde kitap var. Bazı kitapların kapakları yok ki çoğunluğunun. Bazılarının üstünde bir şeyler kalmış. Siyah, öcük, böcük bir sürü şeyler var. Ama koku rahatsız etmiyor. Köşede de bir tane yaşlı amca var. Ne? 70 yaşlarında yaşlı bir adam. Gözlüklü. Değil mi? Demek ki kalın ki oradan numaralı olduğunu anlıyor. Sonra elinde bir kitap ve kalem. Orada çiziyor. Buraya kadar nasıl fotoğraf karesi değil mi? Çat. Ama bak hareket eden bir şey yok aslında değil mi? Net fotoğraf bu. Gitmiyor ileri. Gidiyor mu? Gitmiyor. Devam edelim. Düzenle taranmış sakalları. Abo adamın sakallara bakıyor. Benimki gibi. Dikkatlice incelerseniz belki aradaki 3-5 siyah kalan kısmı benim gibi yakalayabilirsiniz. Abo ne yapmış? Demek ki sakalının rengi ya beyaz ya da farklı bir renk, kahverengi falan her şey olabilir. Ama arada ne kalmış? 3-5 tane siyah. Çok dikkatli bakarsan. İşte bütün bunların hepsinde ne yapmış oldu? Bir kare bizimle paylaştı. Bir ressam bunu çizebilir miydi bu anlattıklarını? Çiz dediği zaman takır takır çizerdi. İşte tersine baktığımız zaman bu resmi bir yazar çiziyor ise buna biz betimleme anlatım tekniği diyoruz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Bakalım ilerisinde bizim için ÖSYM'nin seveceği türden sorusunda ne gelmiş? Hemen ona bakalım. Peki ÖSYM'nin seveceği türden sorusuna bakalım. Ne yapıyorduk önce? Önce birinci adımımız soru köküydü değil mi? Neymiş soru kökü? Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru köküm olumsuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, ana kuralımız soru köküm olumluysa yukarı, soru köküm olumsuzsa aşağı. Bu bir. Şimdi burada aşağı gideceğim netleşti. Ancak soru kökü olumlu olduğu halde önce seçenek sonra metin diyeceğimiz bazı sorular var. Orası neresi? İşte bu konu. Anlatım teknikleri. Yani şöyle seçeneklere baktığın zaman karşılaştırma, kişileştirme, öyküleme, betimleme, açıklama, tanımlama bu gibi ifadeler geliyorsa, yani bir anlatım tekniği sorusuysa, soru kökü olumlu da olsa, olumsuz da olsa önce seçeneklere gidilir. Neden? Beni nereye yönlendiriyor? Benden ne istiyor? Benden beklentisi ne? Ne aramam lazım yukarıdaki kazılarda? Buna bakacağım. Anlaştık mı? Şimdi o zaman ilk seçeneğimizden başlayalım. Karşılaştırma. Neydi karşılaştırma? En az iki tane unsuru, ögeyi alacağım yan yana. Aldım. Bununla bunun birbirine karşı olan durumunu konuşacağım. Buna karşılaştırma. Bunu arayacağım yukarıda. Bu bir. Yani ben seçeneklere bakarken aslında ne arayacağımı zihnimde check etmeliyim. Düşünmeliyim. Anlaştık mı? Ana bakış açımız bu. Efendim ikincisi kişileştirme. Kişileştirme neydi? Cansız olan varlıkların ya da insan dışındaki varlıkların insanlara ne yapılması? Benzetilmesi. İnsanlara ait unsurların insan dışındaki varlıklara verilmesi. Doğru mu? Doğru. Peki yukarıda bunu arayacağım. Betimleme neydi? Az önce anlattığımız. Bir yazarın ressam gibi sözcükleri çizebiliyor olması. Zihnimizde bir şeylerin canlanması.
Betimleme ne demek? Bol bol sıfat kullanılması. Değil mi? Bunlara bakacağım. Peki efendim, benzetmede ne arayacağım? İki tane en az iki tane şey olacak elimde. Bunlardan güçsüz olanı, güçlü olanın bir takım özellikleri içerisinde ondan alma. Güçsüz olanı güçlü olana eşleştirme. Değil mi? Çekme. Peki, tanımlama nedir sorusuna cevap veren bir unsur arayacağım. Peki. Buna göre zihnimde şu an çağrışımlarımı yaptım mı? Yaptım. Bağlantılarımı kurdum mu? Kurdum. Hadi metne gidiyoruz o zaman. Okuyorum efendim. İnsan mutsuzken dikkati hep kendine döner. Demek ki tersini düşün hemen. Mutlu insan kendisine bakmıyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Doğru mu? Kendini çok ciddiye alır. Mutsuzken ciddiye alıyorsun kendini. Bak bak. Mutlular. Bak şimdi ne yaptı? Mutsuzlar, mutlular. Ne yapmış oldu? Karşılaştırma yapmış oldu işte. En az iki tane unsur. Öge. En az iki tane öge. Değil mi? Hop. O zaman bunu götürdük. Peki. Kendilerini gerçekten severlerse pek düşünmezler kendilerini. Bak. Mutsuzlar düşünüyor. Mutlular düşünmüyor. Ne yaptı? Karşılaştırdı. Peki. Mutsuzu neşelendirmeye çalıştığında istemez. Karşı çıkar. Çünkü dikkatini kendinden ayırıp evrene yöneltmek zorunda kalacaktır. Evren bir anne kucağıdır onun için. Evren nedir? Anne kucağıdır. Bak evren nedir? Hani nedir sorusuna cevap veren tanımlamaydı ya. Gitti. Peki. Aynı zamanda evreni bir anne kucağına benzetmiş de oldu mu? Oldu. O zaman bu da olur. Değil mi? Evren aynı zamanda... Devam edelim. Neyse oradaki detay bir tık daha detay olacaktı. Mutsuzluk kendine düşkünlüğün varacağı son noktadır. Mutsuzluk nedir? Nedir? Kendine düşkünlüğün varacağı son noktadır. Yine tanımlama yaptık mı? Yaptık. Nereden ve kimden geleceği belli olmaz mutsuzluğun. Mutsuzluk tuzağına düşürdüğü kişileri kişiliklerinden yoksun bırakır ve neşeleştirir. Bak. Tuzağına düşürdüğü kişileri kişiliklerinden yoksun bırakırmış. Kim? Mutsuzluk. Ya bu mutsuzluk insan mı? Bu mutsuzluk hayat sahibi mi? İnsan gitmiş başka bir insana bunu yapıyor. Bu mutsuzluk böyle bir şey mi? Değil. O zaman biz buna ne diyorduk? Kişileştirme diyorduk. Değil mi? Evet. O da gitti. O zaman elimizde ne kaldı bir tek? Betimleme kaldı. Kayıtsızdır. Bu kayıtsızlığın soğukluğuyla dokunduğu herkes ruhunun derinliğine kadar dondurur. Aslında mutsuzluk soyut bir şey değil mi? Gözükmüyor, hissediliyor. Bunu aslında ne yapmış? Somutlamaya da bir örnek olmuş oldu değil mi? Enes Hoca'yla birlikte anlattığımız somutlama, somutlaştırma. Onlar asla ıslanmazlar artık. Herhangi biri olduklarını artık bir daha inanamazlar. Evet. Cevabımız net bir şekilde Ceyhan oldu. Ben yine de metni sonuna kadar okumayı tercih ettim. Bulduktan sonra okumaya gerek var mı? Diğer seçeneklerde eminse gerek yok. Peki efendim, geldik ikinci anlatım tekniğimize. O da nedir? Öyküleme. Peki, bir olayın belirli bir zaman içerisinde şu, belirli bir mekanda bu, belirli bir karakter arasında bu. Buna ne diyormuşuz? Öyküleme. Zaman, mekan, kişiler. Hani öyküyü anlatırken yaptığımız şey var ya, tam olarak onu istiyor. O öyküden öyküleme. Peki, varlıklar ne olacakmış? Hareket halinde olacakmış. Betimlemede hareket var mıydı? Fotoğrafın karesi vardı. Durağanlık vardı. Sabitlik vardı. Değil mi? Burada hareket var. Peki. Zaten burada da dedik. Sanat yönü ağır. Betimlemeyle aynı. Aynı grup içerisinde oldu. Peki. Bilgi verme amaçlamıyor. O da öyleydi. Genelde geçmiş zaman eki kullanılır. Ha, miş, muş, di, du. Değil mi? Yaptı, etti, gördü, gelmiş, koşmuş. Böyle bir şeyler arıyoruz. Peki. Zaten burada ne yaptı? Söyledi. Peki efendim. Şimdi sevgili arkadaşlar, örneğe başlarken hemen şöyle söyleyeyim. Betimlemede ne konuşmuştuk? Şöyle pıt bir tane fotoğraf karesi vardı elimizde. Canlandı. Şimdi şöyle bir arkanızı yaslanın bir düşünün. Mesela sinema dediğiniz şey tam olarak ne?
bir fotoğraf karesinin ikinci fotoğraf karesi, üçüncü fotoğraf karesi, dördüncü fotoğraf karesi, beşinci fotoğraf karesi, bütün fotoğraf kareleri birleştirildiği zaman ne olmuş oluyor? Hareket oluyor. İşte ona biz ne diyoruz? Film, değil mi? Film. Ha. O zaman aslında betimlemenin çoğaltılması, betimlemenin hareket haline geçmesi, betimlemenin bir zaman, mekan, olay içerisine hapsedilmesi ya da durağanlıktan akışkanlığa gitmesi, işin devamının ortaya konulması öykülemeyi doğuruyor. Birisinde fotoğraf, birisinde ise artık ne var? Bir film sahnesi var. Yani hareket var. Burada tek bir fotoğraf karesi varken burada artık hareket olmuş oluyor. Fark bu. Anlaştık mı? Güzel. Peki metne bakın. Az önceki metinde ne yapmıştık okuduğumuz zaman? İçeriye girdik. Girdikten sonra durduk. Çıt! Fotoğrafı çektik, anlattık o fotoğrafı. 70 yaşındaki amcadan bahsettik. Doğru mu? Peki. Burada bakalım neler olacak. Bakalım gözünüzde tek bir fotoğraf karesi mi canlanacak? Yoksa o fotoğraf kareleri canlanmaya devam mı edecek? Okuyorum efendim. Her sabah babasının günaydın sesiyle uyanırdı. O ses ona enerji verirdi. Önce küçük bir naz ve hemen ardından doğrulurdu. Elini yüzünü yıkayıp okul kıyafetlerini giyerdi. Okul çantasını kontrol eder, hazırlıklarını tamamladıktan sonra bazen en sevdiği kitabını eline alır okurdu. Bazen de bebekleriyle sabah oyuna başlardı. Babası okul vakti dediğinde babasıyla yola koyulurdu. Bak şimdi ne yaptı? Bir, günaydın diye bir ses geldi. Hop, bir hareket. O ses ona enerji verirdi. Hop, ne yaptı, ne verdi? Enerji. O enerji, tak. Şimdi bir tane çocuk düşünüyoruz orada. Bu çocuk kız olsun, adı Zehra olsun mesela. Zehra'yı hayal ettik. Günaydın diye ses geldi. Gözler böyle uykuluyken, ink. Ne yaptı? Hareket. Bir fotoğraf karesi, şimdi gözleri açılmış bir kız çocuğu. Peki, önce küçük bir naz. Nazlanan bir kız çocuğu, açmasam mı? Hemen ardından doğrulurdu. Hop, kalkıyor. Bugün okul. Tamam. Elini yüzünü yıkayıp okul geldi. Bak ne yaptı? Odadan artık çıktı. Gitti. Başka bir yere gitti. Mekan ne oldu? Değişti demese de. Ne yaptı? El, yüz. Sonra ne yaptı? Kıyafet değiştirdi. Sonra okul çantasını kontrol etti. Başka? Hazırlıkları tamamladıktan sonra bazen en sevdiği kitabını eline aldı, okudu. Bazen de büyüklerle sabah oyununa başladı. Ne yaptı bak? Hep olaylar değişiyor. İşte akışkanlığın olduğu bu kısma biz ne diyormuşuz? Öyküleme. Anlaştık mı? Gazeteyi elinize aldınız. Bir futbolcunun fotoğrafına baktınız. Betimleme. Açtınız. Bakın o golün olduğu anı gazetede gördünüz ya da o sevincin, o hani tam futbolcu attı, ayağa kalktı, hop! Bu anı çıt! Fotoğrafı çekildi ya. Çıt! Böyle fotoğraf çekildi. O fotoğraf anlatıldığında betimleme. O fotoğraf oluşturulurken, yani o golü attığı an, oradan sonra gitti, zıpladı. Aynı anları akışkanlık içerisinde anlattı. Golü nasıl anlattığını, sevincini nasıl paylaştığını, havaya nasıl zıpladığını anlattığı kısmı da bak o video oluyor artık. İşte o videoya da öyküleme diyoruz. Birisinde fotoğraf, birisinde video. Anlaştık mı? Peki ben anlaşıldığını düşünüyorum. Geçiyorum müsaadenizle. ÖSYM'nin seveceği türden soruya. Peki efendim, her zamanki gibi ilk hamlemiz ne? Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez kısmı olan soru kökü. Soru köküm ne? Olumsuz. Birinci aşamayı yaptım. İkinci aşamam ne? Anlatım teknikleri ise ya da soru kökü olumsuzsa ne demiştik? İkinci hamlemiz seçenekler. Üçüncü hamlemiz de metin demiştik. Peki ne istiyor bizden? Birinci kişili anlatım. Neydi birinci kişili anlatım? Efendim, yazan kişi anlatıyorsa, yani ben dili diyorlar. Bunları konuşacağız, merak etmeyin ama seçeneklerde geldiği için ben küçük küçük aralara serpmeyi de faydalı buluyorum. İşte bakın, içeriye babamı görmeye gittim. Kim? Ben. Değil mi? Şimdi olayları eğer benim gözümden anlatmaya devam edersem birinci kişili anlatım olacak. Peki, öyküleyici anlatım. O az önce anlattım. Fotoğrafların birleştirildiği, olayın akışkanlığının olduğu bir şey. Tamam. Efendim, betimleyici öğeler.
sıfatlar olacak. Hani anlattık, konuştuk ya, fotoğraftaki detayları bana anlatıyorlarsa işte o zaman betimleme. Tamam. Ve kişileştirme konuştuk ya, insana ait özellikleri, insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılması. Tamam. Benzetme, iki tane en az unsur. Değil mi? Ne yapacaktık? Güçsüz olanı, güçlü olana ögelerinden bir kısmını ya da en az bir tanesini aktaracaktık, verecektik. Buna ne diyecektik? Benzetme diyecektik. Peki efendim, metne gidip bakalım mı? Bunlardan hangileri var, hangisi yok? Yok olan cevabımız olacak. Metni okumaya başlıyorum. İçeriye babamı görmeye gittim. Kim? Ben. Gittim. İçeriye girdim. Annemle 40'a yakın yıldır paylaştığı küçük ceviz yatakta pijamalarıyla uyur gibi yatıyordu. Bak, gittim, yatıyordu. Ama kas katı duruşunda, bak, kas katı duruşunda, teninin aşırı soluk renginde ve yüzündeki ifade uyuyan birinin değil, aşırı huzursuz birinin hali vardı. Bak ne yaptım? Girdi, yatağın oraya gitti, onu tanımladı. Bir kere işte bak, olaylar, bir akışkanlık var mı? Var. O zaman öyküleyicilik oldu mu? Oldu. Kimin gözünden anlatıyorum olayları? Benim. Ben anlatıcıyım, değil mi? Birinci kişi yani. O zaman bu da gitti mi? Gitti. Babamın nasıl olduğunu da söylüyorum. Bak ne diyorum? Ceviz yatak. Bir. Ondan sonra uyur gibi yatıyor ama uyumuyor. Evet. Sonra teninin aşırı soluk rengi. Detaylar veriyor ya. Yani filmin içindeki fotoğraf karelerindeki detayları bize sunuyor. Ha, o zaman betimlemede var mı? Var. Var. Bir kişileştirme mi var, benzetme mi var? Buna bakacağım ya da tersten sorayım. Kişileştirme mi yok, benzetme mi yok? Bunu bulacağız. Peki efendim, devam edelim. Yorganı sıkı sıkı, bak şurada devam ediyoruz. Neredeydik? Uyanırken ölümü görmüş, telaşla gözlerini açmış, hızla yaklaşan bir trafik kazasından korunmak isteyen biri gibi bir hayret ve korku ifadesi takılmış. O da suratında donup kalmıştı. Kim gibi? Kim gibi? Efendim, telaşla gözlerini açmış, hızla yaklaşan bir trafik kazasından korunmak isteyen biri gibi. Ne yaptı? Babasını o kişiye benzetti. Onun üstündeki o telaşı, o durumu anlatabilmek için. O ne oldu? Ona benzetme diyoruz, değil mi? Cansız olan ya da insan dışındaki bir varlığa insanmış gibi anlam yükledik mi buraya kadar? Hayır. Peki devamına bakalım efendim. Yüklenmiş mi? Yorganı sıkı sıkıya tutan, buruş buruş ellerini, kolonya kokusunu, kıvrımlarını, üzerindeki benleri, o kadar çok betimleme yapmış ki, bakın. O kadar çok betimleme var ki. Tüyleri çok iyi tanıyordum. Çocukluğumda saçlarımı, sırtımı, kollarımı binlerce kere okşamış babamın elleriydi bunlar. Ama derilerin rengi o kadar beyazlaşmıştı ki korktum. Onları öpemedim. Evet. O zaman net bir şekilde cevabımız ne? Denizli. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Anlaştığımızı düşünüyorum. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir püf noktası. Betimlemede her şeyin durağan olmasını beklemiyoruz. Hani tak durdu ya, bu değil. Hareket, eylem, olay olabilir. Önemli olan ne biliyor musunuz? İşte tam bu kısım. Değişimli olmaması. Yani yeni bir olayın başlamaması. Artı, artı, artı koymayacak. Tık bu. Bu. Tabii ki mesela su şırıl şırıl akıyordu. Ama su akıyor. Gerisi? Su akıyor. Oradan oraya gidiyor. Oradan şelaleye düşüyor. Şelale. Değil mi? Devamı? Güneş oradan iniyordu. Ondan sonra oradan akşam böyle oluyordu. Şuradan şu oluyordu. Buradan bu oluyordu. Akışkanlık var mı? Yok. Yoksa kuşlar ötüyordu. Bir olay. Evet. Ama işte sarı benekli kuş ötüyordu. Cıvıl cıvıl sesler çıkartıyordu. Yapraklar işte şöyle hafif hafif savruluyordu. Dayanamayan o küçük cılız yaprak aheste aheste yere doğru düşüyordu. Bak, hareketlere başlarsan olay başka bir yere gider. Fotoğraf karesi değişmeyecek. Kare aynı kalacak. Yeni bir şeyler eklediğin an, bir şeyin yerini bir yerden bir yere geçirmeye başladığın an olaya başka bir şey girecek. Hadi metnimize gidelim. Nasıl bir şey? Efendim, buz gibi bir havaydı. Donuyoruz. Belki kış tam gelmemişti ama
önden habercilerini yollamıştı işte şehre. Doğrusunu söylemek gerekirse tir tir titriyorduk. Ne yaptı? Kış tam gelmemişti ama önden habercilerini yollamıştı işte şehre. Kış habercisini yolluyor. Mis gibi kişileştirme değil mi? Buz gibi hava, benzetme. Doğrusunu söylemek gerekirse tir tir titriyorduk. Ne yaptı? Durumunu anlattı. Betimlemeleri de yaptı mı çatır çatır? Yaptı. Kış gelmeden haberi bile yetmişti anlayacağınız. Tamam. Koşa koşa havalı arabamıza attık kendimizi. Ne yaptı? Yine betimleme. Üstü açılıyor. Biraz da spor düzenekleri olunca havalı duruyordu işte. Kendimizi bir çırpıda attık arabaya. Bakın bu dil nasıl bir dil? Bu samimi dil. Yani hani bazen metinlerde görürüz ya senli benli anlatım. Hah işte ona örnek burası. Yeri geldikçe böyle şeyleri de bırakayım sizlere. Kendimizi bir çırpıda attık arabaya. Bir an önce arabayı çalıştırıp klimayı da son anda getirip ısınarak loş bir sıcakta gideriz diye bekliyorken bizim çılgın şoför arabanın üstünü açmış. Görkemli ışıklarıyla boğazı seyrederek köprünün üzerinden son gaz geçen ve boşluğa doğru anlamsızca haykıran kişiler yapıvermişti bizleri. Keyifli miydi? Hem de çok. Evet. Mesela ne yaptınız? Buz gibi bir havaydı. Acaba bir fotoğraf karesi mi geliyor dedin. Hemen gözünde ne şey canlandı? Böyle soğuktan kırılan insanlar gibi bir moda geçmiş oldu. Belki tam kış gelmemişti ama önden habersini yollamıştı. İşte şehre doğrusunu söylemek gerekirse tir tir titriyorduk. Ne yaptı? Fotoğraflıyor. Yaklaştırıyor. Ama ondan sonra ne yaptı? Koşa koşa havalı arabamızı attık kendimize. Hop küt. Ne yaptı? Bir hareket başladı. Üstü açılıyor. Hop ne yaptı? Betimleme yapıyor. Biraz da spor düzenekleri olunca havalı duruyor işte. Tamam kendimizi bir çırpıda attık arabaya. Arabaya bindik. Bir an önce arabayı çalıştırıp klimayı son ayarına getirip ısınarak loş bir sıcakta gideriz diye bekliyordur. Bekliyorken ne yaptı? Arabanın üstünü açtı. Görkemli ışıklarıyla boğazı seyrederken köprünün üzerinden tam gaz geçtik. Boşluğa doğru ne yaptık? Deli gibi bağırdık. Sonra keyif de aldık. Ne yaptı? Bir olayın içine attık mı? Attık. Bir şeyin içerisinde betimleme var diye öyküleme yok diyemeyiz. Öyküleme de olur, betimleme de olur. Bunların yani ne demek? Hocam şu demek. Siz şimdi yeni soslar var. Çok da güzel biliyorsunuz. Acı sos istiyorsunuz, tatlı sos istiyorsunuz. Bir de ne var? Hem acıyı hem tatlıyı birbirinin içine kattıkları sos. Bu tür metinlerde tam olarak buna örnek diyebiliriz. Geldik üçüncü başlığımıza. Nedir başlığımız? Açıklama. Ne diyor? Öğretmek ve bilgi vermek amacıyla kaleme alınan yazılarda kullanılan anlatım tekniğine açıklama denilir. Mis gibi okudum işte. Daha ne olsun. Evet. Şimdi gelelim bizim tarafa. Açıklama dediğimiz olay ne? Ben öyle bir yazı yazacağım ki o yazıda derdim sana bir şey anlatmak olacak. İşte o zaman ona ne diyormuşuz? Açıklama anlatım tekniği. Bak ne demişiz? Yazarın amacı benim şu an size yaptığım gibi ne? Ele aldığı konuyu aydınlatmak. Yani karşı tarafa doğru bir şekilde anlatabilmek. Peki ben sana bunu nasıl anlatabilirim? En sade şekliyle. Yani olabildiğince net, kısa, tık tık tık. Bu bir. Sade ifade bizim için kıymetli. Öğreticilik ve inandırıcılık ön planda. Çünkü niye? Sana bunu anlatmam lazım. Sanat yönü zayıf. Açıklama, öyküleme ve betimleme gibi değil. Bunu söylemiştik. Bilgi vermeyi amaçlıyoruz çünkü. Bilgi vermek istiyorsak örnek verebiliriz. Tanık gösterebiliriz. Değil mi? Karşılaştırabiliriz. Bunları anlatacağız. Ama bizim açıklama dediğimiz kısımda ne var ne yok bunlara şimdi bir bakacağız. En önemli unsursa ne olacak? Kendi kişisel düşüncemden daha çok nesnel yani doğru olan veriyi sunmak olacak. Peki başlayalım. Zaten pıt burada koymuşuz. Nesnel anlatımla ifade edilecek. Ne diyor? Dünyada kitap okumaya en çok zaman ayıran ülkeler sıralamasında Hindistan zirvede yer aldı. Benim ifadem var mı burada yazar olarak? Bilgi net mi? Net. Anlaşılır mı? Anlaşılır. Ne dedi? Dünyada kitap okumaya zaman ayırmada bir numara kimmiş? Hindistan. Net bilgi değil mi? Var mı şey? Yok. Bunu öyküledi mi abi? Yok. Betimledi mi? Yok. Gayet net bir bilgi verdi. Hindistan'da ortalama her vatandaş 10 saat 42 dakika kitap okuyor. Nasıl? Süper. Bu ne demek biliyor musunuz? Günlük ortalama 1,5 saat kitap okumak demek. Yani biz şu an böyle okuyor olabilseydik, sorgulama, muhakeme, yorum, ondan sonra dünyaya bakış açımız
çok daha farklı yerlerde olur muydu? Olmaya başlıyor. Ben şimdiki gençliğin doğru yerlerden, doğru kaynaklardan beslendiğine inanıyorum. Kitap okumaya en fazla vakit ayıran ilk 10 ülkenin 6'sı bakın Asya, Avrupa değil. Demek ki bir şeyler değişmeye başlıyor. 4'ü ise Avrupa'dan sıralamaya girdi. Listede Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile 3. sırada yer buldu. Türkiye'yi bilerek almadım dermişim. Evet, tabii ki işin latifesi bu. Daha yeni, geçen haftanın haberi olduğu gibi vereyim dedim. Şimdi amaç ne oldu? Bize okumayla alakalı bir bilgi verdi. Hiç kendi düşüncesini söyledi mi? İşte biz Türkler şöyle falan filan girdi mi? Yok. Kendi düşüncesi var mı? Yok. İşte bir şeyleri betimledi mi? Bir şeyleri tartışmaya açtı mı? Bir şeyleri bilmem ne yaptı mı? Yok. Buradaki asıl olay ne? Bu bilgiyi alıp karşı tarafa aktarmak. Aktardı mı? Aktardı. İşte buna biz açıklama diyoruz. Bu kadar. Geçtik. Bakalım ÖSYM'nin seveceği türden sorulardan ne geldi? Şimdi bu tip sorularda mekanizmamızı nasıl işleteceğiz söyle. Bu parçanın anlatımında tekniklerden hangisinden yararlanılmıştır? Zaten adam teknik dediyse benim ilk hamlem ne olacak? Şurası olacak, tamam mı? Ondan sonra ben buraya gideceğim. Önce bu kısmı. Şimdi neye bakacağım? Anahtar sözcük diye bir kavramımız, ifademiz var bizim. Anahtar sözcük ne demek? Bir cümledeki ya da bir metindeki orayı açan, o olmazsa metnin olmadığı ya da onun olması metnin tamamının anlamını içerdiği söz konusu olan ifade. Bu varsa bütün kapı. Ya elinizde anahtar var, ev bende. Arabanın anahtarı bende, araba bende. Mantık bu. Savunulan düşünceleri okuyucuya delilleriyle sunma. Bakın bir düşünce koyacak ama önemli olan ne? Delil koyacağım. Elde edilen veri ve bilgileri okuyucuya paylaşma. Ne yapacakmışım? Veri ve bilgi sunacağım. 3. Yaşanmış olaylar bulacağım. Bunu kurgulayacağım. İkinci aşama. 3. Okuyucuyu da etkileyeceğim. Bakın 3 tane aşama var. 3. maddemizde. Peki metni okuyalım buna göre. Bakalım hangileri varmış. Bilim insanları ve mühendisler uzun zamandır insan vücudunda fazladan uzuvlar ve parmaklar eklemekle ilgileniyorlar. Güzel. Bir açıklama cümlesi oldu mu bu? Oldu. Daha önceden 3 kollu baterist ve felçli hastalar için 6. robotik parmağı görmüştük. Bak ne yaptı? Daha önceden diyerek hani sanki yaşanmış olaylar kısmından bize bir göz kırptı mı? Sanki. Peki şimdi 3. baş parmağı adı verilen proje. Bak bu bir projenin ismiymiş. Beynin fazladan bir vücut parçası nasıl adapte olacağını gösterecek. Tamam. 3. baş parmağı Londra Üniversitesi Akademisi Plastik Laboratuvarı'nda araştırmacı ve tasarımcı olan Danny Claude'un çalışmasıdır. Bize net bir şekilde bilgi verdi. Şimdi bize buraya kadar bilgi verdi ama hiç delil sundu mu? Hayır. Bir veri ve bilgi paylaştı mı? Şu ana kadar evet. Bir, yani bilgi paylaştı. Başka bir şey paylaşıyor mu şu an? Yok. Yani birincisi şu ana kadar yok. İkincisi şu ana kadar var. Üçüncüsünün de birinci aşaması var. İki ve üçüncü aşamaları yok. Yani bu yarım artı. Devam edelim. Onun cihazı 3D yazıyla oluşturulmuş, ayakla kontrol edilebilen bir protezdir. Tamam. Ayak baş parmağı altındaki basınç sensörleri, hareketi algılar ve bilgiyi Bluetooth ile bisiklet frenlerinde kullanılan tellere benzeyen yay telleri vasıtasıyla baş parmağı kontrol eden iki motorla donatılmış saat kordonuna aktarır. Esnek baş parmağının her biri ayak parmağı baş parmağı ile kontrol edilen iki aşamalı hareket özgürlüğü vardır ve olağan dışı bir biçimde gerçekmiş gibi hareket eder. Amca bize ne yaptı? Bir şeyin delilini sundu mu? Hayır. O zaman net bir şekilde bir gitti. Birlerin gittiği yerde hemen ne yapacaksınız? Aşağı seçeneklerden birleri götüreceksiniz. Bu tip sorulara biz öncüllü soru diyoruz. Öncüllü soruları çözerken net bildiğimizi altını çiziyoruz. Net elediğimizin de tamamını götürüyoruz. İki kesim var mı? Veri bilgi verdi mi bize? Verdi. Örneklerini sundu mu? Sundu. Söylememesine rağmen. İki kesim var mı? Var. Bu. O zaman bu da gitmiş oldu. Bakın. İki tane seçenek. Peki 3. Yaşanmış olay var mı? Şurayı alırsak var. Kurgulama var mı? Yani olayı değiştirme. Olaya kendinden bir şey katma. Kattı mı yazar hiç kendinden bir şey? Cık, katmadı.
Katmadıysa zaten otomatik bu gitti. Bu gidince seçenek düşmüş oldu. Ama diyelim ki bulamadık var da. Okuyucu etkileme. Okurken ben etkilendiniz mi? Sizi etkileyecek enteresan, dehşet, değişik cümleler koydum araya. Koymadım. Bu da gitti. O zaman 3 net bir şekilde yok. Cevabımız 2 olmuş oldu. Anlaştık mı? Güzel. Geldik tartışmaya. Tartışmaya ederken tartışmayalım. Tartışma nedense bizim dilimizde hep olumsuz çağrışımlar oluşturmuş. Halbuki benim zihnimde bir düşünce var. Sizinkinde de bir düşünce var. Pek tabii makul insanlar olarak siz o düşünceyi bana aktarmak, onun doğruluğunu bana kanıtlamak, bense kendi düşüncelerimin daha doğru olduğuna inandığım için zaten size onu aktarmak isterim. Tüm olay bu. Ama bunun adına ne koymuşlar? Bunun adını tartışma koymuşlar. Herhangi bir konuda ileri sürülen bir görüşün doğruluğunu ya da karşı tarafın sürdüğü durumun yanlışlığını kanıtlamak amacıyla yazılan yazılarda kullanılan anlatım tekniğinin adı neymiş? Tartışma imiş. Asıl amacımız ne? Asıl amacımız ya kendi görüşümüzü ispatlamak ya da karşı tarafın görüşünü çürütmek. Tak 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 gidiyorsa zaten çürütmektir dert. Öğreticilik, inandırıcılık var mı? Hem de nasıl? Sanat yönü zayıf. Kanıtlama amaç. Yazar anlattıklarını kanıtlamak için bilimsel verilerden, örneklerden, konunun uzmanlarından tabii ki yararlanacak. Bunlara da değişik değişik isimler vereceğiz daha ileriki bölümlerimizde. Ne diyeceğiz? Örnekleme ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Tanık gösterme diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Benzetme diyeceğiz. Su diyeceğiz. Bu diyeceğiz. Bunları ekleyeceğiz. Yani o ara soslara o isimleri koyacağız. Peki efendim, ÖSYM'nin seveceği türden bir soruyla konuyu pekiştirmeye çalışalım. Sorumuz gelsin. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bakın, soru kökü ne? Olumlu. Ama aşağıya baktığım zaman bunlar ne? Basmaya anlatım tekniklerinin seçenekleri. O zaman soru kökü olumlu bile olsa ne yapıyorduk? İkinci hamle seçenekler. Üçüncü hamle neydi? Metindi. Peki efendim, soru kökünde dikkat etmemiz gereken bir kavram, bir unsur, bir öge var mı? Evet efendim var. Ne? Şu ağır. Bu ağır, çok ağır bir kelime. Neden? Çünkü terazi düşünün. Efendim, terazinin normalde iki kolu sınır eşit. Eğer ağır ifadesi varsa demek ki bu 5 seçenekten en azından 2 tanesi birbirine yakın. Şunu buradan alıyorlar, bir tık yukarı çıkartıyorlar. Yani birazcık büyüyor şöyle. Yani terazi şu hizadayken, yani eşit hizadayken birisi ne oldu? Yukarı, birisi aşağı. Arada küçük bir fark oldu. İşte o küçük farkı çok dikkat ederseniz ya da belli ögeleri ön plana çıkartırsanız fark edersiniz. İşte onu fark et, sakın düşme diye uyarı yaptıkları kısım bu kısım. Anlaştık mı? Peki bakalım efendim, tanık gösterdikleri biri var mı? Öyküledikleri var mı? Karşılaştırdıkları var mı? Açıkladıkları var mı? Yoksa tartıştıkları, bir şeyleri ispatlama çabası içerisine ya da yerme içerisine girmişler mi? Buna bir bakalım efendim. Hayatın içinde sonsuz sayıda görmeye, bilmeye, yaşamaya değer ayrıntı var ve bizler bir şekilde farkında olarak ya da olmayarak o zenginliklerin kıyısında bulunuyoruz. Bir sürü güzellik var diyor. Biz onun bir şekilde bir yerinde duruyoruz. Ne yaptı? Sanki bir şey açıklayacak gibi bu adam. Ama açıklamada ne vardı? Açıklamada kişisel düşünce çok fazla yoktu. Daha çok bilimseldi, daha çok nesneldi. Değil mi? Daha çok öyleydi. O zaman açıklama olmaz gibi ama açıklama kıyısında dursun. Tamam, devam ediyorum. Bir Bill Gates, bir Elon Musk, bir Mark Zuckerberg olmayabiliriz belki. Ama farkındaysak o sonsuz sayıdaki ayrıntıdan hayatımıza bir şeyler katılıyor. Onlardan olduğumuzdan daha fazlası olabilmek için paha biçilemeyecek o kadar güzel fırsatlar ve imkanlar kazanıyoruz ki. Ne yaptı? Ne yaptı? Bak, hayatımıza bir şeyler katılıyor. Onlardan olduğumuzdan daha fazlasını olabilmek için paha biçilemeyecek o kadar güzel fırsatlar ve imkanlar kazanıyoruz ki. Nerede o imkanlar? Ne yapıyoruz? Diye adam aslında çıkışıyor. Dikkat çekiyor. Bakın ünlem. Farkında değilsek, SSA şart,
gene dikkat çekiyor. Bak buraya diyor. Bak farkında değilsen bak bana diyor. Bir sert çıkış var burada. Kazanabileceklerimizden mahrum kalıyor ve ne büyüklüklere erişebileceğini bilmediğimiz o kadar çok kayıplara uğruyoruz ki yine ne yaptı? Sert çıkışlara devam etti. Her iki durumda da yaşarken bilincine eremediğimiz, ayırdına varamadığımız şeyler bunlar. Öyle değil mi? Soruyor. Ne yapıyor? Destek istiyor. Ben doğruları anlattım. Ben size kanıtlamak için örnekler verdim. Zihninizde bir şeyleri canlandırmaya çalıştım. Şimdi size soruyorum. Ben haklı değil miyim? Bak bu. Sizce böyle konuşan birisi ne yapmaya çalışıyordur? Bir şeyleri ispat etmeye çalışıyordur değil mi? Yani bir şeyi kanıtlamaya çalışıyor. Hiç birisinden bahsettim mi? Mesela şu şöyle diyor, bu böyle diyor. Bill Gates'in, Elon Musk'ın, Mark Zuckerberg'in ismi geçiyor ama şöyle geçmiyor. Bak onlar da böyle düşünüyor. Onlar da böyle demiyor. Olayın içine almıyor. Onları sadece bir örneklem olarak kullanıyor. O zaman tanık göstermedi. Öyküleme yaptı mı? Bir olay akışı var mı burada? Yok, bir düşünce akışı var. Öyküleme de gitti. Peki soruyorum. Efendim karşılaştırma var mı? Var. Niye var? Niye var? Çünkü bak hayatın içinde sonsuz sayıda görmeye, bilmeye, yaşamaya değer ayrıntı var. Bizler bir şekilde farkında olarak ya da olmayarak o zenginliklerin kıyısında bulunuyoruz. Kim? Biz. Kıyısında bulunanlar, bulunmayanlar. Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg olmayabiliriz belki. Kim? Biz. Olanlar da olabilir. Olmak için çabalayanlar da olabilir. Doğru değil mi? Bu bir şekilde birileriyle birileri kıyaslanabilir mi? Yani kısmen kıyas olarak kabul edilebilir. Fark etmiyor musun? Fark edenler de olabilir. Gibi metnin içerisine girdiğin zaman. Bak bu var mı? Olabilir. Açıklama var mı? Kısmen dersin ama tam mı? Değil. Peki tartışma var mı? Dibine kadar. Değil mi? Çünkü bir şeyleri ispat var. İşte o yüzden ağır basan. Anlaştık mı? O yüzden. Cevabımız net bir şekilde Edirne olmuş olur. Şimdi burada kilit ne söylersin dersen arkadaşlar noktalama işaretlerinin de bir dili vardır. Eğer bir metinde fazlasıyla ünlemler ve soru işaretleri varsa o zaman orada anlatım tekniklerinden en öne çıkan ne olur derseniz hiç şüphe etmeyin ki tartışma öne çıkar. Evet arkadaşlar, anlatım tekniklerinde 4 tane başlığımızı geride bıraktık. Ne dedik? Betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma dedik. Peki, düşünceyi geliştirme yolları. Yani yemekteki ana malzemelerde o dörtlüğü kullandık. Şimdi geldi üstüne o sosu, o sunumda kullanacağı farklılıkları aşçının. Peki bunlarda neleri öne alıyor? Karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, tanımlama, benzetme ve kişileştirme. O halde düşünceyi geliştirme yollarına başlayalım. Evet efendim, düşünceyi geliştirme yollarının ilki yani karşılaştırmadan bir başlayalım. Bir bismillah diyelim. Şimdi Elif, iki tane kavram. Varlık ya da olay ya da durum. Neyse çok uzatmaya gerek yok. Şimdi iki şey arayacağım. Ya benzerlik ya da farklılık. Çünkü ne yapacağım? İkisine dair bir durum söz konusu olacak. İkisine dair bir olay, ikisine dair bir pozisyon konumlayacağım. İşte ben buna ne diyormuşum? Karşılaştırma diyorum. En az iki tane şey olacak. İkiden fazla da olabilir. Tamam mı? Bunu yazarın en az iki şeyin yan yana getirilmesi, benzerlik, farklılık, üstünlük gibi özellikleri belirtmesidir. Benim için asıl şey bu. Kitaplarda bulacağınız tanımsa üstteki. Anlaştık mı? Şimdi ne arayacağız? Şöyle kelimeler olursa, ifadeler olursa %90 orada karşılaştırma vardır diyebiliriz. Ne? Oysa, ise, kadar, karşılık, daha, en, halbuki, değil mi? Oysa'dan başlayalım o zaman. Onur çok pratik çözümler üretirken Berk son derece ahtıl kalabiliyor. Şimdi ne yapmış olduk Elif? Karşılaştırma yapmış olduk. Nasıl bir karşılaştırma yapmış olduk Onur'la Berk arasında? Onların bir soruna dair pratik çözüm bulabilme noktasında ikisinin durumunu karşılaştırmış olduk. Doğru mu? Güzel, bunun gibi. İse'ye sen bir örnek ver bakalım. Çiçekli elbise güzelse, kırmızı elbise daha güzel. Çiçekli elbiseyle kırmızılı elbise. Evet. Böyle mi? Peki, onun kadar titiz bir insan görmedim. Ne yaptık?
İnsanlar titiz ama o daha titiz. Değil mi? Bak, daha titiz. Onunla diğer insanları ne yapmış olduk? Karşılaştırmış, kıyaslamış olduk. Karşılaştırma, kıyaslamak demek. Doğru mu? Karşılık. Bunu da sen söyle. Çok zor bir kelime de bana denk geldi. Evet, karşılık. Karşılık. Ona karşılık bu, buna karşılık bu. Ayşe'nin getirdiklerine karşılık, Hatice'nin getirdikleri güzel değildi. Güzel değil. Ne getirdiler bu arada? Sarmayla dolma. Sarmayla dolma. Peki. Peki. Mesela illa iki tane şeyi somut olarak vermeyebilirler bazen. Mesela daha yetenekli insanlar arıyordu şirketi için cümlesinde. Ya da aralara bir yerler koyuyorsun. İşte bak, daha yetenekli insanlar arıyordu şirketi için. Buradaki hangi kelime karşılaştırmayı doğurmuş oldu? Daha, değil mi? Daha yetenekli. Peki daha yetenekli dediğine göre mevcut sistemin içerisindeki yeteneklilere göre, değil mi? Kimle kimi kıyaslamış oldu? İçeridekilere göre dışarıdakilere. Doğru mu? Doğru. İşte biz buna ne diyoruz? Karşılaştırma. Daha kelimesi önemli. En... Ben mi söyleyeyim? Yo, ben söylerim. Tamam. En soğuk mevsim kıştır gibi. Ha, en soğuk mevsim. Kaç tane mevsim var? İlkokul 2'ye dönüyoruz. 1'de hatta hocam. Tamam. İlkokul 1'e dönüyoruz. 4. Evet. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Tamam. Ne oldu şimdi? Diğer üçüne göre olmuş oldu, değil mi? Halbuki işte o böyle davranıyor. Halbuki... Şu, halbuki ben, halbuki öteki, değil mi? Ne yapmış oldu gene? Karşılaştırma yapmış oldu. O zaman bu sözcüklere özellikle dikkat edeceğiz. Bakalım örneğimizde ne diyor? Türkiye İstatistik Kurumu, yani TÜİK tarafından yayınlanan Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2019 bültenine göre ne yapmış oldu? Bu ne olmuş oldu? İstatistikleri 2019 bültenine göre. Bu ne oldu? Henüz anlatmadık ama ilk partide seçeneklerde geçtiği için dikkatimizi çekmişti, söylemiştik. Tanık gösterme olur mu burası? Alıntı. Tanık gösterme olur, değil mi? Ülke genelinde sinema seyircisi sayısı bir önceki yıla göre, nereye göre? Bir önceki yıla göre %12.8 azalarak 56.479.209'a düştü. Bu yılla bir önceki yılı ne yapmış olduk? Karşılaştırmış olduk, doğru mu? Devam edelim. 2019'da yerli film seyircisi sayısı %17.9 azalışla 32.331.764 kişi olurken yabancı film seyircisi sayısı %5.6 azalarak 24.147.445'e geriledi. Ne yapmış oldu? Yabancı film seyirci sayısıyla Türk film seyirci sayısını karşılaştırmış oldu. Anlaştık mı? Yani bir metinde birden fazla karşılaştırma tabii ki olabilir. Tek bir tane olacak diye bir şey yok ama... Seçenekler diyorsa ki karşılaştırmaya yer verilmiştir. Birincisini bulduğun an bitiyor. Karşılaştırmalara yer verilmiştir derse en az iki tane bulmak zorundayız. Bu bizim için kıymetli Elif. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Peki metin bu şekilde. Olay anlaşıldı diye düşünüyorum. Geçelim. ÖSYM'nin seveceği türden bir soruyla olayımıza devam edelim. Bakalım neler gelecek. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Burada önemli olan sözcük neydi? Az önce anlatmıştık bunu. Ağırdı. Demek ki bir şeyler eşit ya da denk ya da birbirine yakın olabilir. O yakınlığı ne yapmamız lazım? Kaçırmamamız lazım. Birisi böyle, birisi bir tık burada. Diğerlerinin hepsi böyle. İşte şu çıkıntıyı yakalamamız lazım bizim. Anlaştık mı? O çıkıntıyı yakalamamız lazım. Peki bakalım efendim. 77 yaşında bir kadın, 7 yaşında bir erkeğe resmi olarak rakip olduğu bir turnuva maçı izliyorsanız muhtemelen bu bir satranç maçıdır. Ne yaptı? Diğer maçlarla, diğer oyunlarla bu oyunu ne yapmış oldu? Karşılaştırmış oldu ya, değil mi? Satranç ile diğerleri. Bunun bir özelliğini söyledi. Net bir şekilde ne olmuş oldu bu? Karşılaştırma oldu mu? Oldu. Fiziksel dayanıklılık, hız, kas gücüne bağlı pek çok sporda yaş ve cinsiyet ayrımı öne çıkarken, bak bu örnekteki şey de öne çıkarken stratejinin önemli unsur olduğu satrançta ne yapmış oldu? Bu
spor dallarıyla bağlı pek çok spor dalıyla satrancı yine ne yapmış oldu? Yine karşılaştırmış oldu. Rakipler genellikle turnuva deneyimlerine göre birbirleriyle eşleştirilir. Bunun için yapılması gereken ise sürekli turnuvalara katılıp rakipleri yenerek Dünya Satranç Federasyonu tarafından tanınan puanı yükseltmek. Eskiden dediği zaman ne oldu? Gene eskiyle yeniyi karşılaştırmış olacak. Doğru mu? Satrançta başarılı olmak için özel dersler almak gerekirken eski ile neyi karşılaştırıyor? Günümüzü. Yine bir karşılaştırma oldu mu? Oldu. Yardım ile herkes kolayca satranç yarışmaları yapabiliyor. Bu sayede genç yaşta FIDE tarafından verilen unvanlarla ilgili rekorlar son yıllarda yine ne oldu? Önemli. Bir önceki yıla ya da daha önceki yıllara göre ne yapmış olduk? Karşılaştırma yapmış olduk. Herhangi bir tartışma var mı? Yok. Örnekleme var mı? Evet, kısmen var. Şurada ne yaptı? Fiziksel dayanıklılık, hız, kas gücü bunları detaylandırdı. Yani çok almak istersen buraya alırsın. Ama bir şeyin örneği midir bu? En fazla bu bazı spor, pek çok spor dalının içindeki alt kritere. Evet, tam olarak o mu? Değil. Benzetme var mı? Yok. Tanımlama var mı? Yok. %99 cevap ne olmuş oluyor? Karşılaştırma olmuş oluyor. Anlaştık mı? Güzel. Geldik örneklendirmeye. Bir düşünceyi inandırıcı kılmak için yazarın o konuyla ilgili örneklere başvurmasına biz ne diyoruz? Örneklendirme diyoruz. En önemli şey neymiş? Örnek, örnek, örnek. Anlaştık mı? Adı üstünde örneklendirme. Soyut haldeki düşüncenin somut hale gelmesi, anlamı belirginleştirmek de asıl amacımız. Peki ya biz ne yaparız? Bak şu an bile ben şimdi örneklendirmeyi bile daha iyi anlatabilmek adına onu sizin zihninizde canlandırmak için ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Örnek vereceğim. Değil mi? İşte bu. Tam olarak bu. Şimdi birinci adımımız neydi? Soru kökü. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? Bakın ağır basmaktadır falan filan hiçbir şey var mı? Yok. Soru kökü olumlu ama anlatım tekniği sorusu olduğu için ikinci kademe bu. Tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanıklama, tanık gösterme, benzetme diyoruz. Burada bunlara baktık. O zaman ben yukarıda da bunlardan hangisi var diye bakacağım. Olayımız bu. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü Zanzibar yani Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı bir bölge. Doğumlu romancı Abdurrazak Gurnah'a verildi. 2021 Nobel Ödülü'nün kime verildiğini söyledi. Bu bir bilgi. Yani açıklama. Herhangi bir detay yok. Açıklama seçeneklerde var mı abi? Yok. Peki İsveç Akademisi'nden yapılan açıklamada adam bir açıklama yapacak. Neymiş? Gurnah'ın kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderine kesin ve merhametli şekilde nüfuz etmesi nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Adamın ödülü niye aldı? Yani neden sonuç ilişkisi? Burada bir tanımlama verdi mi bize? Hayır. Herhangi bir karşılaştırma yaptı mı? Hayır. Hani diğerleri şöyleydi de bu böyleydi diyor mu? Demedi. Yani şimdiye kadar demedi en azından. Peki Abdurrazak Gurnah 21 yaşında İngiltere'de mülteciyken yazmaya başladı. Adam o zaman yazıyor. Sonra birçok romana imza attı. Sürgündeki yaşamın çok yönlü gerçekliğini araştırdığı Hacılar Yolu 1. Siyahi göçmen bir kadının portresini çizen Doty 2. Sömürgeleştirilmiş Doğu Afrika'daki büyük kültürel farklılıkları ortaya koydu Firar. Bunlardan birkaçı. Bunların hepsi bir şeylere örnek. Neye? Birçok romana imza attı dediği kısma örnek. Doğru mu? Adam bunlara örnek verdi mi? Verdi. O zaman cevabımız ne oldu? Ceyhan. Tanık gösterdi mi kimseyi? Hayır. Yani İsveç Akademisi şöyle şöyle dedi de böyle bilmem ne. Bundan dolayı böyle. Olaya katkı sağlama var mı? Yok. Herhangi bir şeye benzettik mi? O da yok. O zaman cevabımız net bir şekilde Ceyhan. Geldik tanık göstermeye. Tanık. Seninle bir konuya kapışıyoruz Elif. Evet. Kapışırken ya ama bak o da şahidim dersin ya. Bak. Hani ikna edemiyorsun artık beni, sıkışmışsındır, düşünceler kafa kafaya gelmiştir. Neye ihtiyaç duyarsın? Ya klasik, vallahi yemin ederim dersin ya yemin edersin ki inanmazlar, yemiyor artık. Ama buna daha çok başvuruyoruz. Evet, ya da ne yaparız? Şahit gösteririz. Aslında bizdeki, günlük hayattaki
Şahit göstermedir, tanık gösterme. Şahit, tanık. Sanık. Bir düşünceyi inandırıcı kılmak ve kanıtlamak için o düşünce alanında yetkin kişilerin, bakın yetkin kişi, o alanda uzman kişi, hatırı sayılır kişi, güvenilir kişi. Anlatabildim mi? Sıradan sokaktaki bir kişi değil. Peki efendim, doğrudan ya da dolaylı sözleri söyleyebilir. Yani bunu böyle dedi de diyebilir ya da öyle olduğunu söyledi de diyebilir. Bakalım mı metne? Bakalım neler geliyor. Kitaplar kişinin gelişimine önemli bir yere sahip. Benim düşüncem. Özellikle de çocuklarda. Bak, kitap önemli ama çocuklarda daha önemli. Ben şimdi bunu savunuyorum. Her yaşta farklı beceriler kazanan, farklı düşünen ve davranan çocuk bu yaşlarda anlaşılmaya ihtiyaç duyuyor. Doğru. Burada ebeveynlere önemli görevler düşüyor. Anlaşılma ihtiyacına cevap bulamayan çocuk farklı araçlara yönelebiliyor. Yani çocuk anlaşılmak istiyor. Anlaşılmak istediği için anne babasından bir dönüş, bir dönüt bekliyor. O dönütü almazsa başka şeyler yapabilir diyor. Metin bunu diyor. Her gelişim döneminin özelliğini bilmenin ve çocuğun o dönemde ihtiyaçlarını anlamanın önemli olduğuna dikkat çeken çocuk ergen klinik psikoloğu Aynur Sayım. Kimmiş bu? Klinik psikolog. Şimdi ben bunları böyle dedim ama bak bir de klinik psikolog da söylüyor. Bu işin uzmanı da söylüyor. Bak ben demiyorum diyor. Ben demiyorum da aslında ne demek istiyor? Ben diyorum ama o da diyor. Ben tek değilim. Bu işin uzmanları. Aslında uzmanları artı gösterirken kendini de artı gösteriyor çaktırmadan. Anne babanın çocuğun nasıl öğrendiği, hangi yetilerinin geliştiği, neyi nasıl algıladığı, nasıl davranması gerektiği ve eğitim için hangi materyalleri seçmesi gerektiğini, yardımcı olması gerektiğini ifade eden Sayım, bu dönemlerde çocukları model alarak, özdeşim kurarak öğrendiklerini kaydediyor. Klinik psikolog Sayım, kitapların çocuk gelişiminde önemli bir yeri olduğunu vurguluyor. Bak bak, finalde de ne dedi? Şu. Hop. Kim söylemiş? Klinik psikolog. Kim o? Uzman. Kim o? Benim yardım alabileceğim birisi. Kim o? Ben bu konuya ispatlamam lazım. Onun için de bir destek almam lazım. Dediğim kişiden birisi. Anlaştık mı? Olay bu. Bu varsa buna biz tanık gösterme diyoruz Elif. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Bakalım nasıl bir soru sormuşlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Soru kökü olumlu. Alıntı, kanıtlama, örnekler, soyut kavramlar, somutlaştırma, koşulu öne sürme. Bakalım efendim. 2021 Nobel ödüllerine takmışız kafayı. O yüzden edebiyat ödülünden sonra bir de barış ödülünü kime verdiklerini soru olarak sormak istemişiz. Bakalım ne demişiz. Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi. Böylece ödül 1935 yılından bu yana ilk kez gazetecilere verilmiş. Şimdi ne yapmış oldu? Ödülün kime verildiği ilk kez gazetecilere ne yaptı? Ayırdı, değil mi? Karşılaştırma yapmış oldu aslında. Yaptı mı? Ha? Elif. Yap. Hocam yaptı. Nasıl yaptı? Düşürüyor da olabilirim seni şu an. Şöyle, yani ilk kez verilmesiyle alakalı. 1935'ten bu yana ilk kez verilmiş olmasıyla o ara geçen süreyi karşılaştırmış oldu. Evet. Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reis Andersen düzenlediği basın toplantısında Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı ödül verildiğini söyledi. Bak kim bu amca? Bu amca bunu söyledi. Komite gerekçesini nasıl açıklamış? Onlar aynı zamanda demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek daha olumsuz koşullara karşıya kaldığı bir dünyada bu ideale sahip çıkan tüm gazetecilerin temsilcileridir ifadeleriyle açıkladı. Bir şeyin desteğini olduğu gibi alıp tırnak içerisinde sunmaya biz ne diyoruz? Alıntılardan yararlanma diyoruz. Anlaştık mı? O zaman cevap A olur direkt. Peki bir şeyi kanıtlamaya çalıştık mı? Kanıtlamaya çalışmadık. Örnek verdik mi? Bak bu böyledir. Sonra da bu böyledir.
Bak buna da bu. O az önceki hani üçlü örneği verdik ya. Birçok kitap yazmıştır. Bu kitaplara şu örnek demiştik ya. Bunun gibi bir şey var mı burada? Bu da yok. Soyut kavramı somutlaştırma. Mesela işte daha önceden ne anlattık? Mutsuzluktan bahsettik. O mutsuzluğun nasıl somut hale geldiğini orada anlatmıştık. Burada böyle bir durum var mı? Bu da yok. Herhangi bir şey. Şöyle olursa budur. Böyle olursa bu. Olmazsa diye bir ifade kurdu mu? Onu da kurmadı. O zaman cevabımız Atana. Geldik tanımlamaya. Bir varlık, kavram ya da olayın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama adı verilmektedir. Aslında olay şu, bu nedir diye sorduğun zaman cevap geliyorsa Elif, ona biz tanımlama diyoruz. Bakalım, sosyal platform, bireylerin sosyalleşme amacıyla kullandıkları online mecralara verilen addır. Sosyal platform nedir? Bireylerin sosyalleşme amacıyla kullandıkları online mecralara verilen ad. Bu. Bu mecralar aynı zamanda sosyal medya platformu olarak da bilinir. Yani sosyal mecralar böyle kullanıyoruz. Tamam. İnsanlar bu platformları kullanarak çeşitli içerikli paylaşımda bulunurlar. Paylaşılan içerikler metin olabileceği gibi görsel ya da videoda olabilir. Farklı platformlar sayesinde insanlar birbirleriyle bağlantı kurarak yeni bağlantılar edinerek fikirlerini paylaşırlar. Buralarda var mı? Yok. Bu bizim için yetiyor mu? Evet. Anlaştık mı? Peki. Geldik ÖSYM'nin seveceği türden soruya. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? Soru köküm olumlu. Anlatım tekniği sorusu olduğu için ne yapıyoruz? Örnekleme, karşılaştırma, tanımlama, benzetme, tanık gösterme diye zihnimin içine parçaları attım. Gidiyorum yukarıya. Kadıköy Müze Gazanı'nda açılan Kente Doğru sergisi. Kentleşme, taşlanım ve kentin dönüşümüyle ekoloji konularına odağına alan... Kentleşme nedir? Taşla meydanları bu dönüşümü nasıl yaptılar? Bizler nasıl etkileniyoruz sorularına yanıtlar arayan bir sanat projesidir. Odağına alan nasıl bir şeydir? Cevap sanat projesidir. Bilmem ne sanat projesidir. Ne yapmış oldu? Tanım oldu mu? Oldu. Kente Doğru projesinin yaratıcısı Serkan Taycan kimdir? Mühendis kökenli bir sanatçıdır. Buradan da yine bir tanımlama oldu mu? Oldu. Yani hangisi yer verilmiştir diye aradığına göre cevap çok net bu olmuş oldu. Peki herhangi bir örnek, herhangi bir şey verdim şu ana kadar. Dünyadaki neoliberal politikaların da etkisiyle Türkiye'de sosyal, politik, mekansal dönüşümlerin etkilerini içeriden ve dışarıdan bir gözle araştıran ve fotoğraf yürüme, haritalandırma yöntemlerini olanak olarak kullanan Serkan Taycan 2007'den başlayarak kente kentleşmeye dair kişisel yol haritalarını kurgulamaya başlamış. Aslında bu hikaye hepimizi ilgilendiriyor. Örnek yok. Karşılaştırma yaptı mı? Serkan Taycan'la birilerini? Hayır. Benzetme yaptı mı? Hayır. Tanık gösterdi mi? Hayır. Cevabımız net bir şekilde Ceyhan. Geldik benzetmeye. Aralarında ortak özellik bulunan, bak ortak özellik bulunan İki varlık ya da kavramdan anlamca zayıf olanın anlamca güçlü olan üzerinde anlatılmasına benzetme diyoruz. Şimdi şunlar bizim için kilit elif gibi, tıpkı, sanki, andırmak, çağrıştırmak, anımsatmak gibi ifadeler gibi zaten kilidi bu işin. Onun gibisini görmedim. Ne yaptı? Onun gibisini ama ne anlamda? İyilik anlamında mı, kötülük anlamında mı, sevgi anlamında mı? Değil mi? Birçok şey. İşte o da cümlenin önü ve arkasına bakmak lazım. Anlamsal bir şeye bakmak açısından. Ama gibi ise onun kategorisine sokmak olmuş oluyor. Onu merkeze almak. Güç o olmuş oluyor çünkü. Güçlü olan. Tıpkı. Ya tıpkı anneme benziyorsun. Mesela ne yaptı? Anne güçlü figür. Karşındaki kişi onun gibi oldu. Tıpkı. Benzetme. Sanki eski günlerdeki gibi. Bak ne yaptı? Eski günler güçlü figür oldu burada da. Doğru mu? Sonra o hersekteki karın altındaki günleri andırdı. Şu 3-5 parça yağan kardan nasıl diye bir cümle kursam. Çok mu edebi oldu? Bakalım soru bize ne diyor? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Soru köküm olumsuz. Zaten aşağı gitmek zorundayım.
Ne diyor? Benzetme, öznellik, karşılaştırma, tanık gösterme, tartışma. Doğru mu? Şimdi efendim, hangileri var, hangileri yok? Türkiye ve dünyanın geri kalanı. 2 yıla yakın süredir evlerde. Tamam. Ne yaptı? Bir canlandırma yapıyoruz. Diziler, filmler, kitaplar en büyük kurtarıcımız olmuş durumda. En'i gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? En ne demekti? Karşılaştırma demekti, değil mi? En büyük kurtarıcı. Herkesin bir kurtarıcısı var. Ama zirve kurtarıcı dediğin an ne yapmış oldun? Karşılaştırma yapmış oldun. Benim için ne oldu? Diziler, filmler, kitaplar. Üçlü. Özellikle ne yapmış oldu? Bu üçlüye göre ayırmış oldu. Bu özellikle ifadesiyle. Tamam mı? Eskisinden daha da bak. Hop, burada bir kere daha yaptı. Değil mi? Daha şey. Daha çok bağlanmış durumdayız. Kim? Biz. Biz. Bunu Türkiye Yayıncılar Birliği'nin yayınlamış olduğu istatistikler de doğuruyor. Bak bak. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin yayınlamış olduğu istatistikler. Şimdi ben olayı anlatıyordum ama benim birisinden destek almam lazım. Birisini şahit tutmam lazım. İşte ona biz ne diyorduk? Tanık gösterme diyorduk. Al, Türkiye Yayıncılar Birliği'ni şahit tuttum işte. Peki efendim. Kitap satış oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Tamam. Bu arada bilgilerin hepsini ben veriyorum ya. Yani bak, bağlanmış durumdayız. Özellikle işte istedikler duruyor, kitap oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Bak, ciddi artış. Kime göre ya? Bana göre, bana. Değil mi? Bana göre. Ciddi demek. Yani bak, artış söz konusu nesneldir. Ciddi artış söz konusu özneldir. Çünkü artık bana göre oluyor. Doğru mu? Yani bir şey vardır, olması güzeldir. Bak, var olması nesnel. Olmasının güzel olması öznel. Aynı şekilde ciddiyet koyduğu zaman, yani bir artı değer koyduğun zaman öznellik. Birçok insan karantina dönemlerinde daha da fazla okuduklarını iddia ediyor. İddia diyorum çünkü ülkemizde satın alınan ile okunan paralel gittiğine kimse beni inandıramaz. Kimi? Beni. Yine öznellik burada tavan. Bak ne yaptı? Beni inandıramaz. Ne yaptı? Bir set koydu. Ne yazık ki bu ifade pis bir ifade. Bak, buna dikkat ediyorum. Söz edilen artış belli türlerde ilgiliydi. Klasikler veya diğer kitap türleri yararlı gözlemler yapmamıza ve olanın gerçekliğini okumamıza yardımcı olabilirdi. Ama olmadı. Dikkat çekiyorum. Hey! Şşt! Bak! Ne yaptı? Set kuruyor. Ne yazık ki bir kenara bırakıldı. Yani ne yaptım? Bir şeylere karşı çıktım. Bir iddia attım ortaya. Kendime göre o iddianın birilerinin iddiasını da çürütmeye çalıştım. İki şey var burada. Biz buna ne diyoruz? Tartışma. Ama herhangi bir güçsüz olan şeyi, güçlü olan şeye yaklaştırma ya da onun üstünden anlatma, yani benzetme oldu mu derseniz, hayır efendim, olmadı. Ne gibisini, ne sankisini, ne tıpkısını göremedik. Görebildik mi Elif? Göremedik. Göremedik. Hocam. Cevabımız net bir şekilde Adana. Geçiyoruz efendim. Geldik kişileştirmeye. Ne demiştik? İnsana özgü niteliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasına biz ne dedik? Kişileştirme. Bak burada ne yapmışlar? Bulut'u koymuşlar. Bulut ne yapıyor? Sevgili Bulut ne yapmış? İnsan gibi hüzünlenmiş, yağdırdığı o yağmurları gözyaşı gibi nitelemiş. Şimdi bu bir fotoğraf karesi. Bunu yazar geçip işte sevgilinden ayrıldığım o gün bütün bulutlar işte içine kapanmış, gökten bardaktan boşanırcasına gözyaşlarını indirmişlerdi. Dediğin zaman ne yapmış oldu? Betimleme yapmış oldu. Ne yapmış oldu? Kişileştirme yapmış oldu. Fotoğrafı çizdi bize. Doğru mu? Doğru. Bu insana ait bir özellik. Gözyaşı. İnsana ait bir özellik. Duygu. İnsana ait bir özellik. Değil mi bunların hepsi? Ama ne yaptı? Bulut, cansız olan o nesneye, ögeye ne yapmış oldu? Bunu verdi. ÖSYM'nin seveceği türden sorusuna bakıyoruz. Final sorumuzla anlatım tekniklerinin ilk bölümünü kapatmış olacağız. Peki, bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru kökü olumsuz. Aşağıya gidiyorum. Ne arayacağım? Tanımlama, örnek, karşılaştırma, benzetme yahut kişileştirme arayacağım. Bakıyorum efendim.
Geçkin Gezgin lakaplı Rüştü Hatipoğlu 70 yaşında bir dağcıdır. Gezgin Geçkin lakaplı Rüştü Hatipoğlu kimmiş? 70 yaşında bir dağcı imiş. Bu bir tanım oldu mu Elif? Evet. Oldu. Nedir sorusuna cevap verdi çünkü. Peki, Everest'te tırmanan az sayıda Türk arasında en yaşlı unvanını almasına sayılı günler kalan Hatipoğlu için fotoğraf çekmek bir tutkudur. Tamam. Gezdiği yerleri, tırmandığı zirveleri fotoğraflıyor. Bak çıktı, çıktı. Tamam. Medetsiz, Süphan, Sunertepe, Işık Dağı, Esence Tepeleri, Kaçkar, Köroğlu, Nemrut, Torunk'la onun objektifinde birçok kez yer almış. Yani hani gezdiği yerleri, tırmandığı zirveleri fotoğraflıyordu ya. Ona örnek göstersene bir dediği zaman bu çizdiğim yerlerin hepsi buna örnek olur mu? Mis gibi olur. Peki efendim. Başka? Ne diyor? Bak objektifinde birçok kez yer aldı. Everest Dağı'nın 5400 metredeki ana kampına tırmandıktan sonra bu yaşlı kurdun. Neymiş bu adam? Yaşlı kurt. Benzetme oldu mu? Oldu. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Hedefi 8160 metrelik Manas Dağı. Hatipoğlu önümüzdeki hafta bir eğitim vakfına bağış toplamak için Himalayalara doğru yola çıkacak. Şimdi Everest'te tırmanan az sayıda Türk dediği zaman karşılaştırma yapmış olmuş muyduk? Olmuştuk. O zaman geride kalan tek seçeneğimiz ne oldu? Kişileştirme. Cevabımız nedir? Edirne. Anlaştık mı? Peki. Evet sevgili arkadaşlar. Bazen pıt 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 sırayla gelir. Bazen gözünüz görmez acaba hangisi dersiniz. Bazen karma bir şekilde kendisini gösterir. Ama mutlaka dikkatli bir şekilde baktığımızda bu tip soruların ortalama 30-40 saniyelik bir ömrü var çözülmesi açısından. Umarım sınavda bu süre en aza iner. Umarım verimli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda neleri konuşacağız biliyor musunuz? ÖSYM'nin paragraf sorularında ya da anlam sorularında sıklıkla karşılaştığınız kavramları ve o kavramlarla ilgili bazı soruları çözmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.